Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Arkadaşlar parçamıza bakıyoruz. 1. 1980 sonrası Türk şiirinde şairlerin genel yaklaşımı, Türk şiirinin bir bütünlük içinde değerlendirilmesi, bu şiirin hiçbir ayrım gözetilmeden değerlendirilmesi gerektiği şeklindedir. Yani arkadaşlar nedir burada? 1 adeta karma yapı bir mozaik oluşturulmaya çalışılmıştır diyebiliriz. Bu anlamda doğru bir söylemdir arkadaşlar. 80 sonrası şiir anlayışında biz bütün gelenekleri görebilmekteyiz. 2. Bu dönemde şehirleşme, kent kimliği, kent yaşamının yoğunlaştığı sorunlar tem olarak öne çıkmıştır. Yani bireysel konular arkadaşlar ön plandadır ve şehir yaşantısı ön plandadır. Doğru bir ifade. 3. Bu dönem şiirinin en önemli özelliği tek bir anlayış şeklinde değil de değişik anlayışlar şeklinde ilerlemesidir. Yani az önce bahsettiğim birinci cümleyi açıklarken kompleks bir yapının karma bir yapının olması durumudur arkadaşlar. Bu da doğru bir ifadedir. Çok seslilik ve çeşitlilik bu kuşak şairlerin şairlerinin belirleyici özelliği olarak karşımıza çıkar. Evet doğru bir ifade arkadaşlar. 5. 1980 sonrası Türk şiirinde bireysel kaygılar arka planda kalırken politik ve sosyal konular ön planda olmuştur. Dikkat edelim arkadaşlar politik ve sosyal to, toplumsal konular diyor yani buna katılamayız. E, bireysel konular ele alınır, kent yaşamı ele alınır, e, kentin ele alınış, alınışı diyelim buna biz söz konusudur arkadaşlar. Dolayısıyla bu nedenle bu açıdan yanlış bir cümledir arkadaşlar. Politik konulara girmez 80 sonrası şairler. Çünkü biliyorsunuz bir ihtilal gerçekleşmiştir. Ne yazık ki bunun ardından da sosyal, sosyal konulara girmek adeta sıkıncalı olarak görülmüştür şairler tarafından. Bu nedenle cevabımız E olmalı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Parçamıza beraber bakalım arkadaşlar. 1. 1960 sonrası toplumcu eğilimi yansıtan şiirde sosyal ve siyasal sorunlar karşısında bireyin eleştirel duruşu ve özgürlük arayışı yansıtılır. Doğru bir ifade arkadaşlar. Toplumcu gerçekçi şiir anlayışının bu dönemdeki eğilimi, konu eğilimi bu yöndedir. 2. Bu şairler şiirde içeriye önem vermiş ki doğru bir ifade. İkinci yeninin sıkıntılı ve karamsar şiiri yerine ümit, direnme, inanç ekseninde bir şiir anlayışıyla hareket etmişlerdir. Doğru bir ifade arkadaşlar. Bu dönemde ikinci yeni şiirinin biraz hükümranlığını yitirmeye başladığı bir dönem olarak nitelendirilebilir. Ve buna karşı çıkmışlardır. Bu 60 sonrası şairler toplumcu bir yaklaşım içerisinde ve karamsar şiir yerine ümit var bir şiir anlayışını benimsemişlerdir. 3. Bu amaçlarla hareket edince şiirde imge, hayal ve soyutluluğu tamamen dışlamış, halk diliyle şiirler yazmış, sanatlı anlatımdan tamamen uzaklaşmışlardır. Şimdi arkadaşlar sanatlı anlatımdan uzaklaşmak ifadesine katılamayız veya imge içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. İmge de kullanmışlardır. Sanatlı anlayış içerisinde de şiir yazmışlardır. Tabii ki imgeye boğulduklarını söyleyemeyiz. Ya da sanatlı anlatıma, saf şiir anlayış, e, anlayışında olduğu kadar derinlikli bir şekilde yaklaştıklarını söyleyemeyiz, söyleyemeyiz. Ama tamamen de uzaklaştıklarını da söyleyemeyiz arkadaşlar. Bu nedenle buradaki özellikle tamamen ifadesine karşı çıkıyoruz. Yani yanlış olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Bu nedenle 3 demeliyiz. Yani cevabımız C olmalı. Diğer şıklara baktığımızda arkadaşlar toplumun sözcüsü olarak gördüklerini ve Süreyya Berfe, Nihat Behram, Atol Behramoğlu, Refik Durbaş, İsmet Özel gibi isimlerin bu şairler arasında sayılabileceği ifade edilmiş. Bunlar doğru ifadeler. Bu nedenle cevabımız C olmalıdır. 1980 sonrası Türk şiiri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerinin söylenmesi yanlıştır? Bakıyoruz arkadaşlar maddelerimize. 1- İkinci yeni şiirinden yararlanma düşüncesi öne çıkmıştır. Arkadaşlar bu dönemde ikinci yeninin özellikle rahat söylemi, sanatlı söyleyişi onları cezbetmiştir diyebiliriz. Fakat tabii ki bütün yapılardan yararlanmışlardır. Bütün geleneklerden yararlanmışlardır 80 sonrası şiir anlayışında. ama burada da zaten ki keskin bir söylem içerisinde değil. ikinci yeni şiirinden yararlanma düşüncesi öne çıkmıştır ifadesi kullanılmış. Doğru bir ifadedir. 2. İçerikten çok biçime, yapı ve söyleyişe önem veren bir anlayış öne çıkmıştır. Yani içerik bu anlamda ikinci plandadır arkadaşlar 80 sonrası şiirde onlar için söyleyiş güzelliği ahenk biçimsel özellikler ön plandadır Şekilsel özellikler ön plandadır doğru bir ifade. Üçüncü maddede imge ve uzak çağrışımlara dayalı bir anlatımdan kaçınılmıştır ifadesi kullanılmış. Fakat şimdi birinci maddede biz ne dedik arkadaşlar İkinci yeni algısını söyledik. İkinci yenicilerde de zaten çağrışıma dayalı ...bir anlatım söz konusudur. Uzak çağrışımlar, imge söz konusudur. Dolayısıyla ondan yararlandıklarını söylüyorsak eğer... ...buna yanlış dememiz gerekir. 4. Biçimden çok içeriye önem verilmiş. Yapı ve söyleyiş ikinci plana itilmiştir. Şimdi arkadaşlar içeriye toplumcu gerçekçiler önem veriyor biliyorsunuz. Bir takım mesaj kaygıları olduğu için. Ama 80 sonrası şiir anlayışında toplumsal konulara... ...bir takım mesaj meselelerine mesafeli durulduğu için... Bu nedenle burada içerik biraz geri plan atılıyor diyebiliriz. Onlar için daha çok biçim önemlidir. Söyleyiş önemlidir. Bu nedenle diyebiliriz ki rahatlıkla bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Dolayısıyla 3 ve 4 dememiz gerekiyor. Bu anlamda da cevabımız D olmalı arkadaşlar. Beşinci cümlede şiir düz yazıya yaklaştırılmış. Dergicilik faaliyetlerine önem verilmiştir. Her iki ifade içinde doğru diyebiliriz. Burada iki ifade var. 80 sonrasında çok fazla dergi çıktığını söyleyebiliriz. Ama edebi hareket yoktur. Ama burada da zaten edebi hareket demiyor. Dergicilik anlayışı diyor. E, yaygındır, doğrudur arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız D olmalı. 1960 sonrası toplumcu eğilimi yansıtan şairler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğine bakıyoruz. Şiirde soyutluktan çok somuta yönelmeyi esas almışlardır. Doğru bir ifade arkadaşlar. Toplumcu gerçekçiler somut şiirin peşindedir. B. Üslupta slogan ve söylevi yani tu öne çıkarmış. Dil ve anlatımda ikinci yeni şiirinde görülen aşırılıklardan, sanatsal aşırılıklardan, imgelerden uzak durmuşlardır diyebiliriz arkadaşlar ek olarak da. C şiirde şiirden kitleleri harekete geçiren bir güç olarak yararlanma yoluna gitmişlerdir. Yani zaten sloganvari söylem buna dahildir arkadaşlar. Bu nedenle bu da doğru bir ifadedir. D seçeneğinde serbest nazım geleneğinden uzak durmuşlardır denilmiş arkadaşlar. Şimdi toplumcu gerçekçi şiir anlayışı, isyankar şiir anlayışının kurallara böyle sıkı sıkıya bağlı kalması beklenemez arkadaşlar. Bu tarz bir şiirin serbest ölçü barındırdığını yani biçimi aslında şöyle diyebiliriz. Biçime önem vermediğini çok fazla. Esas önemli olanın içerik olduğu, mesaj olduğu, ifade edilebilir. Ya bu da bi biçimi ikincil plana atacaktır. Dolayısıyla cevabımız e, D olmalıdır arkadaşlar. Çünkü bu ifade söylenemez. Serbest nazımla yazılmıştır şiirlerin büyük çoğunluğu. E seçeneğine baktığımızda şiiri politik kaygı ve tepkilerin aracı olarak görmüş, bu anlayışla şiirler oluşturmuşlardır. Bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. Zaten dikkat edersek e, B özellikle e, C ve E seçenekleri birbirine yakın birbirini adeta tamamlayan ifadeler. Hatta somutluk açısından A'yı da buraya dahil edebiliriz. Cevabımız D olmalıdır. Bu dizelerden hareketle 1980 sonrası Türk şiiri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şiirimizi okuduk arkadaşlar. Bir daha yine bakalım. Sarıya boyanmış saçlarıyla esmerliğime karışmak isteyen küfür, istihza pazarlıklar. Giremiyor sırrını alacak kanatlarımın oysa kırıldım bu yeni içinde şehrin kollarım yorgun üstelik dumanı yükseliyor bakır mangal üzere közlenen dostlukların A sözcükler farklı şekil ve anlamlarıyla bir araya getirilerek imge oluşturulmuştur. Kesinlikle arkadaşlar söylenebilecek bir şey. Çok fazla imge olduğunu bu şiir parçasında söyleyebiliriz. Dikkat ederseniz yepyeni anlamlar katılmış. Bakır mangal üzere közlenen dostlukların demiş son dizede örneğin. Düşünsenize mangal mangalın ne anlama geldiğini burada. B seçeneğinde ikinci yeni şiirine özgün nitelikler görülmektedir. Evet, özellikle imge açısından bunu söyleyebiliriz. C'de yalın bir halk dili ve anlatımıyla oluşturulmuştur ifadesi kullanılmış. Şimdi bu e, ne demek arkadaşlar? Halk şiiri demek oraya yönlendiriyor. Peki şimdi halk şiiri bu şiiri karşılaştırabilir miyiz? Böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki değil arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Bu şiir kapalı bir şiir. Bu şiir imge bataklığına dönüşmüş bir şiir. Bu anlamda anlaşılması zor olan şiir. Nasıl yalın bir dil diyebiliriz? Yalın bir anlatım diyebiliriz. Tabii ki diyemeyiz. Bu yüzden cevap C olmalıdır. D seçeneğine baktığımızda serbest nazım diyor. E tabii ki doğru bir ifade. Dizilerin uzunlukları bir kere farklı birbirinden. E seçeneğinde büyük harf ve noktalama kurallarına uyulmamıştır denildiğinde şöyle dize başlarına baktığımızda zaten bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle cevabımız C olmalıdır. 1960 sonrası toplumcu eğilimi yansıtan şiir anlayışı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerinde bilgi yanlışı vardır? Bakıyoruz arkadaşlar. Umut, direnme, sorgulama, geleceğe inanç gibi temalar ele alınmıştır. Tabii ki bu dönemin e, bu anlayışın genel özelliğidir bu. 2. Bireyin özgürlük arayışını dile getirmek istemiş, kendilerini geniş kitlelerin sözcüsü olarak görmüşlerdir. Bu yüzden biraz da e, sloganvari bir söylem içerisine girmişlerdir arkadaşlar. Doğru bir ifadedir. Üçüncü maddede de yine bundan bahsetmekte. Slogan üstü bundan yararlanarak sosyal ve siyasal iletiler aktarmışlardır. Doğru bir ifade arkadaşlar. Dördüncü cümleye baktığımızda içerikten çok biçime önem vermişlerdir diyor. Şimdi içerikten çok biçime önem vermeleri imkansız arkadaşlar. Onlar çünkü içeriği önemser. Bu nedenle arkadaşlar içerik ön plandadır, biçim geri planda kalmıştır. Bu ifade yanlıştır. Beşinci cümlede somut bir şiir yerine soyut şiir oluşturul oluşturulmaya çalışılmıştır ifadesi kullanılmış. Arkadaşlar toplumcu gerçekçi anlayış ayakları yere basan bir anlayıştır. Hayata dönük bir anlayıştır. Dolayısıyla somuttur. Soyut olması beklenemez. Bu yüzden bu ifade de yanlıştır arkadaşlar. Bu yüzden 4 ve 5 demeliyiz. Yani cevabımız Edirne olmalı. İkinci yeni şiiri ve ikinci yeni sonrası 1960 sonrası yani toplumcu şiir anlayışının karşılaştırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlıştır? A'da ikinci yeni şairleri bireysel duygu ve hayalleri öne çıkarırken toplumcu şairler kendilerini geniş kitlelerin temsilcisi olarak görmüşlerdir. Doğru bir ifade. B'de ikinci yeni şairleri içerikten çok söyleyişi öne çıkarırken toplumcu şairler şiirde içeriği önemserler. Doğru bir ifade arkadaşlar. Toplumcular mesaj verme kaygısı güder çünkü. C seçeneğinde ikinci yeni şairleri sıkça, yalnızlık, bunalım, sıkıntı gibi arkadaşlar bireysel temalar ve modern insanın e, sancılarını ele alırlar. Toplumcu şairler ise ümit, direnme, gelecek, güzel günlere inanma gibi temaları işlerler. Doğru bir ifade. D seçeneğinde ikinci yeni şairleri söyleyişte aşırı bir soyutlamaya ve imgeciliğe yönelirken ki onlara imge bataklığına sürüklediklerini söylerler şiir anlayışını. Toplumcu şairler ise dil ve söyleyişte aşırılıktan kaçınır, kitlelere hitap etmeye yönelirler. Doğru bir ifade. E seçeneğinde arkadaşlar, ikinci yeni şairleri şiirde verilmek istenen duyguyu hissettirmeyi amaçlayıp Sovita yönelirken ki doğru bir ifadedir bu kısım. Toplumcu şairler tamamen halk edebiyatı geleneğini sürdürmeye amaçlarlar. Arkadaşlar bir kere burada tamamen ifadesi kesinlikle yanlıştır. Halk edebiyatı geleneğine hiç yönelmişler midir? Evet, etkilendiklerini söyleyebiliriz. Ama bu geleneği devam ettirdiklerini, hele ki tamamen devam ettirdiklerini ve bu amacı güttüklerini asla söyleyemeyiz. Mesaj gütme kaygısı açısından evet halk edebiyatıyla benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Ama e, içeriğin o düzeyde olması açısından kesinlikle benzemez. Biçimsel açıdan benzemez arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız E olmalıdır. Dil, anlatım, biçim ve içerik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki dizelerden hangisinin 1960 sonrası toplumcu şairlerden birine ait olduğu söylenemez. A seçeneğine baktığımızda arkadaşlar dikkat ederseniz özellikle ilk iki dizede zaten çok net bir şekilde bir toplumcu gerçekçi şiir olduğu ifade edilebilir. Daha ilk dizeyi okuduğumuzda, ikinci dizeyi okuduğumuzda bilemedik. Bunu söyleyebiliriz. B seçeneğinde dikkat edin arkadaşlar alanlara çok bilenmiş yüreğim alanlara ifadesi. Yani burada ne yapmaya çalışılıyor? Sloganvari bir yaklaşım içerisinde olunduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle bu da bu dönem anlayışındadır. 60 sonrası toplumcu şiir anlayışındadır. C seçeneğinde dünya daha güzel olacak inanıyorum buna. dikkat ettiğimizde bu kısımda özellikle Yaşamın güzelliğine, umuda dair bir söylem var ve serbest şiir tabii ki e, ve açık bir dil, e, sade bir dil bu anlamda rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar bunu. Toplumcu anlayışta olduğunu. D seçeneğine de baktığımızda ve kederi de yaşamalısın namusluca, bütün benliğinle. Çünkü acılar da sevinçler gibi olgunlaştırır insanı. Kanın karışmalı hayatın bütün dolaşımına dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı derken yine dikkat ederseniz yaşama bağlılık bağlılık ve bir nevi inanç anlatılmaktadır arkadaşlar. Bu nedenle rahatlıkla bu da toplumcu anlayışta diyebiliriz. Ama E seçeneğine baktığımızda dikkat edersek birincisi zaten serbest anlayışta yazılmamış. İkincisi kapalı bir anlatıma sahip. Ne diyor çünkü şiirde? Varsın bahçelerde rüzgar gezinsin. Yağmur ince ince toprağa sinsin. Bir başka alandan gelmiş gibisin. Dalmış gözlerinle pencerelerde derken bireysel bir anlatım, bireysel bir tema söz konusu. Dolayısıyla burada burada bir duygulanım var. Burada bir soyut anlatım var. Ne diyorduk? Zaten 60 sonrası toplumcu şiirde somut olmalıdır. Burada soyut bir anlatım var. Dolayısıyla cevabımız E olmalı arkadaşlar. Aşağıdaki eser şair eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? E seçeneğinden başlayalım arkadaşlar. Erbay'in karşısında İsmet Özel verilmiş. Doğru bir eşleştirme. Çırak aranıyor ki en ünlü eseridir. Refik Durbaş'a aittir arkadaşlar. Doğru bir eşleştirme. Gün ola yine en çok karşımıza çıkan eserlerinden birisi. Tabii ki Süreyya Berfe'ye ait. Doğru bir ifade. Aşk iki kişiliktir. Atol Behramoğlu'nun duygusal, romantik ama aynı zamanda çetin bir yaklaşım içerisinde kaleme aldığı bir şiir kitabı doğru bir ifade. A seçeneğinde ise arkadaşlar Yolculuk, Özlem, Cesaret ve Kavga şiirleri karşısında Nihat Behram yer almış. Arkadaşlar burada Nihat Behram değil, kim olması gerekiyor? Atol Behramoğlu olması gerekiyor arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız A olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrası toplumcu şairlerden biri değildir? A. İhsan Deniz B. Süreyya Berfe C. Refik Durbaş D. Atol Behramoğlu E. Nihat Behram Arkadaşlar B, C, D ve E seçenekleri için 60 sonrası diyebiliriz. 1960 sonrası ifadesini kullanabiliriz. Fakat A seçeneğinde yer alan İhsan Deniz için 1980 sonrası ifadesini kullanmak daha doğru olacaktır. Bu nedenle cevabımız A olmalıdır arkadaşlar. 1980 sonrası Türk şiiri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Arkadaşlar en kilit noktalara bakıyoruz şıklarımıza yer alan. Hüseyin Attan Soy denilmiş. Mistik metafizikçe şiir anlayışı demiş. Doğru bağlantılar bunlar. Sürprizlerle dolu bir ironi denilmiş. ...kimi zaman da lirizm denilmiş. Doğru ifadeler. İntihar ilacı, balkon çıkmazında efendilik tarihi, şiir konuşmaları... ...doğru eser eşleştirmeleridir. B seçeneğinde arkadaşlar... ...imgeci şiir anlayışı... ...ve Haydar Ergülen eşleştirilmiş. Bunun dışında karşılığını bulamamış sorular. Eskiden terzi karton valiz... ...zanaçımıza aittir. C seçeneğinde yine... ...imgeci şiir anlayışından bahsedilmiş arkadaşlar. Tuğrul Tanyol eşleştirmesi yapılmış... Bununla beraber elinden tutun günü Ağustos dehlesleri sudaki anka gibi bağlantılar kurulmaktadır arkadaşlar. Bunlar da doğru ifadelerdir. D seçeneğinde baktığımızda Lale Müldür ismini görmekteyiz. Bununla beraber mistik metafizik şiir anlayışı ifadesi kullanılmış. Bunun dışında farklı kültürlerden beslendiği ifadesi yer almakta. Bunlardan en belirleyici olan açıkçası arkadaşlar eserler özellikle kum saati, yaz sinemaları, yaz geçer şeklinde bir bağlantı var. Bu eserlerin biz e, Lale Müldür'e ait olmadığını esas e, ismin buradaki sanatçının Muratan Mungan olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle D olmalıdır. E seçeneğinde de Enver Ercan e, isimli şairimizden bahsedilmiş. Eksik Yaşam Sürçüyor zaman, geçtiği her şeyi öpüyor zaman şeklinde e, eser isimleriyle eşleştirme doğru bir şekilde yapılmıştır. Cevabımız D olmalıdır. Müzik